Saha mı top? Saha. Top geldi. Hücum edeceğin tarafı seçiyorsun. Hangi kaleye hücum ediyorsun? Buraya hücum ediyorsun, bu kaleye alıyorsun. Evet. Tamam. Başarılar dilerim. Topla siz başlıyorsunuz. Evet hocam, günün ikinci karşılaşmasında 7-1'lik skor var. Bandırma Gücü 1, Susurluk 5 Eylül 7. 60 dakikayı tamamladık, yorum alalım. Çok farklı iki takım arasında mücadele geçti. Zaten Susurluk 5 Eylül, daha evvel konuştuğumuz gibi ligin şampiyonluk adaylarından biri. Arada büyük güç farkı var, yaş farkı var, kategori farkı var. Bandırma Gücü buna rağmen disiplinden taviz vermedi. Kaleci Resul'u dikkatli bulduğumu söyleyebilirim. Sahanın Bandırma Gücü'nde yıldızı Gökhan'dı, 5 numara. Onu ben tebrik ediyorum ayrıca. Sonuca bakmaksızın görevini en iyisi şekilde yapmaya çalıştı. 10 numara Alper, 11 numara Kerem zaman zaman güzel futboldan örnekler verdi. 2 numara Ozan. Ben tabela önemli değil bu aşamada. Ama Susurluk 5 Eylül'de tabii tecrübeli bir takım. Örneğin Kaptan Ceyhun, 4 numara Bartu. Bunlar defansı ayakta tutan isimler. 10 numara Kerem, Berkin, santrafor Serhat. Ben Susurluk hocasını da tebrik ediyorum. Oyunda skoru bir tarafa bıraktı. Az futbolcularını oyunun kenarına alarak bütün futbolculara yer vermeye çalıştı. Tabelaya oynamadı. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Şimdi Bandırma Gücü'nün rakibi Susurluk 5 Eylül değil. Bandırma Gücü bu kategoride 3. sırada yer alabilirse, Kartalları ve diğer Susurluk gelişimi geçerse başarılı olarak atlayacak. Ben her iki takımı da oynadıkları etkili futboldan dolayı, daha doğrusu gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum.